Herkese merhabalar. Fıtık eden sorulara hazırsak süper bir şekilde fıtık eden soruları çözmeye başlayacağız ve üslü ifadelerden LGS'de en zor çıkabilecek veya işte sizi gerçekten terletebilecek soruları beraber çözmeye başlayacağız. Çok önemli bir duyurum var. LGS son tekrar kampımıza çok az zaman kaldı. Birinci dönem konularını içeren 2023 LGS'ye süper bir şekilde son tekrar yaparak hazırlanacağız. Dolayısıyla lütfen bu setimizi mutlaka edinin ve bundan sorular çözeceğiz ve beraber bunların hepsini çözeceğiz beraber diyoruz. Ve LGS matematikle alakalı da 5 hamlede LGS matematik kitabımızda bu yeni nesil soruların sırrını resmen ifşa ettik ve süper bir şekilde birinci hamleden beşinci hamleye gidinceye kadar, yani yeni nesil sorunu çözünceye kadar adım adım nasıl, neler yapmamız gerektiğini, hangi basamaktan başlamamız gerektiğini aslında öğreniyoruz ve çok öğretici bir kitap oldu ve 5 hamlede LGS matematikte yeni nesil soruları hallediyoruz diyoruz ve şimdi zaten yeni nesil sorular çözeceğiz. Hadi bakalım herkes bu soruyu bir durdursun, kendisi çözmeye çalışsın ve çözebilirse ne ala, çözemezse de mutlaka benim çözümümü izlesin. Hatta çözerse bile benim çözümümü izlesin. Ben nasıl çözüyorum acaba? Öğretmen nasıl bir taktikle çözüyor? Bu çok önemli bir bakış açısı değişimi yaratabilir size. Hadi bakalım o zaman dersimiz başlasın. Aşağıda Neymar'ın 2022 yılının ilk 3 ayında Instagram sayfasını yeni takip eden kişi sayısı verilmiştir. He, Ocak, Şubat, Mart'taki yeni takipçilerin sayısı. Buna göre verilen 3 ayda Neymar'ın Instagram sayfasını takip eden toplam kişi sayısının birimsel gösterimleri demiş. Burası çok önemli. Birimsel gösterim neydi? A çarpı 10 üzeri ne, ama A'nın 1 ile 10 arasında olması gerekiyordu. Bu önemli kuralı hatırlayalım, ama oraya gelinceye kadar ilk başta şu zımbırtıların aslında toplamını bulmam gerekiyor. Şimdi 0,04 çarpı 10 üzeri 8, 5,6 çarpı 10 üzeri 7, 350 çarpı 10 üzeri 5. Ya bunları toplamak birazcık zor. O yüzden hepsini aynı 10'un kuvvetlerine çevirsek çok güzel olur. Ne yapacağız? Hepsini 10 üzeri 5 haline getirebiliriz veya hepsini 10 üzeri evet 10 üzeri 5 haline getirelim. Hadi bakalım seninle beraber 10 üzeri 5 haline getirirsek eğer, bunu 10 üzeri 5 yaparsak 3 tane azaltacağız. 3 tane sıfırı buraya atıyorum. O zaman bunu 1000 ile çarpmam gerekiyor. O zaman 40 çarpı 10 üzeri 5 oluyor diyebiliriz. Geldik aynı şekilde 10 üzeri 5 haline getirmek için bunu 2 tane azaltmam. 2 tane sıfırı, yani 100 ile çarpmam gerekiyor 5,6'yı. Nasıl mesela 5,6 sonra 56 olur. Sonra 560 olur. Sonra 5600 olur. Bu artarsa böyle gider. Onar onar çarpılırsa. 2 defa onunla çarpmam gerekiyor. Çünkü buradan 2 tane azaltıyorum 10 üzeri 5 haline getirebilmek için. Dolayısıyla bunu da 560 yapmam gerekiyor. Zaten bu da 350 çarpı 10 üzeri 5. İşte bunların toplam sayısını soruyor. Artık üssü sayılarla toplama yapabilmek için bunların, elmaların aynı olması gerekiyor. Elma armut hesabına göre 40 tane elma, 560 tane elma, 350 tane elma. Bu ikisi toplam 600 eder. 350 daha 950 tane elma çıkıyor. Şimdi bu aslında bizim toplam 3 aydaki takipçi sayısı, ama bizden ne istiyor? Bunun bilimsel gösterimini istiyor. O zaman ne yapmamız gerekiyor? Bu 950'yi değil, 1 ile 10 arasında bir sayıya yuvarlamamız gerekiyor bunu. O da 950'yi şöyle düşünelim. 950 burada, 95 ona bölersek, 9,5 bir daha ona bölersek, 0,95 bir daha ona bölersek, 0,095 bir daha ona bölersek, yani 1 ile 10 arasında olan bu zımbırtı var. Dolayısıyla 9,5 çarpı 10 üzeri, eğer ben buraya 2 basamak geleceksem, aşağı ineceksem, bunun da yükselmesi gerekiyor. 9,5 çarpı 10 üzeri 7 birimsel gösterimi şeklinde oluyor. Süper bir şekilde bu sorumuzu çözmüş olduk ve geldik. Yeni sorumuza geçtik. Beyin yakan bir soru. Şekilde verilen turuncu renkli dikdörtgenin içine çevre uzunluğu 40 karekök olan mavi renkli kare çizilmiştir demiş. He, tamam, mavi renkli kare, çevre uzunluğu tamam bu. Farklı kenar uzunlukları santimetre cinsinden 2'nin ve 3'ün doğal sayı kuvveti olan turuncu renkli dikdörtgen alanı en az kaç santimetre kare demiş. Şimdi bir kere bunun çevresi, bir karenin çevresi 40 karekök 10'sa, bir tane kenarı bunun 4'e bölümüdür. Dolayısıyla 10 karekök 10'dur. O zaman bu aslında bir karenin çevresi 10 karekök, bir kenarı 10 karekök 10. Şimdi
Bizim istediğimiz bu dikdörtgenin bunu geçmesi, bundan daha büyük olması. Demek ki dikdörtgenin bu kenarı da, bu kenarı da 10 karekökondan daha büyük olacak. 10 karekökon nedir aslında? Ben bunu içine soktuğum zaman onu, karekök şimdi 10'un karesi çarpı 10'dan karekök 1000 çıkar. Ve karekök 1000 de aslında hangi tam sayılar arasındadır diyelim? Çünkü dikkat edelim, çevre uzunlukları bu dikdörtgenin santimetre cinsinden 2'nin ve 3'ün doğal sayı kuvvetlerine bir şey. Yani tam sayı olmak zorunda. O zaman karekök 1000 dediğimiz sayı aslında hemen şöyle düşünelim. 30'un karesi 900'dü. 31'in karesi işte 931 çarpı 31 desek kaç çıkıyor desek hemen düşünelim. 31'in karesi 961, 32'nin karesi de 1024, çünkü 2'nin kuvvetlerinden aslında. O zaman demek ki 1000 dediğimiz sayı 31 ile 32'nin tam karesi arasında karekök 1000 dediğimiz sayı. Dolayısıyla bizim istediğimiz şey karekök 1000'den, yani bundan büyük olması bu kenarların. O zaman bunlar mutlaka aslında 31,5'tan büyük olacak. Yani 32 ve 32'den daha fazla şeyler olabilirler. O zaman 2'nin kuvvetlerinden düşündüğümüz zaman 2 üzeri 5 32'dir. O zaman kısa kenarı 32 olabilir. 3'ün kuvvetlerine baktığımız zaman 27 var. 81 var. 3'ün 4. kuvveti. 3'ün 3. kuvveti. 27 diyemeyiz. 32'den 31,5'tan büyük olacak. O zaman 81 diyebiliriz en az. 30, o zaman 3 ile 4 de 81 deriz ve burası da 81 çıkar. Bize ne sormuştu? Dikdörtgenin alanı en az kaç santimetre karedir demişti. O zaman diyorum ki burası 81, burası 32 en az. Daha fazlası olabilir. Bu arada burası 64 de diyebiliriz. 128 de diyebiliriz. Çünkü bundan daha fazla demiş ama en az dediği için biz 32'yi seçiyoruz. Aynı şey 81 için de geçerli. 32 çarpı, hatta buraya yazalım. 32 çarpı 81'den de 2592 santimetre kare olabilecek en az çevresidir diyorum. Ve yepyeni bir sorumuz daha geldi. Bu da sıcak sıcak. Bunda bakalım. Bir fabrikada üretilen ürünler sarı ve beyaz kutulara konularak iki araçla bir taşınmaktadır. İki araç ile taşınmaktadır. Tamam. KVL aracı varmış. Sarı kutular, beyaz kutular. Burası 2 üzeri 13. Birazcık daha büyüteyim. 4 üzeri 6. Burası 8. Burası da 7 diyelim. Tamam. Ve diyor ki toplamda da 2 üzeri 17 gram mal taşındığına göre diyor. Ve sarı ve beyaz kutuların K aracıyla taşınan sarı ve beyaz kutuların sayıları birbirine eşittir diyor. Yani bunları bilmiyoruz. L'de taşınan kutuları vermiş bize. Sarı ve beyazın ağırlıklarını vermiş. Bunları bilmiyoruz ama eşittir demiş. Buna da XX diyorum. Tamam. Şimdi de bizden ne istiyor aslında? Bu X'i söylüyor çünkü K aracıyla taşınan ürün sayısı kaçtır diye soruyor. Bu X'inin toplamı aslında K aracıyla taşınan ürün sayısı. Şimdi burada 4, ben 4'ü kabul etmiyorum. 4 aslında 2'nin karesidir. Dolayısıyla biz buradan 4 üzeri 6'nın 2'nin karesinin 6. kuvveti olduğundan 2 üzeri 12 olduğunu söyleyebiliriz. O zaman demek ki beyaz kutular 2 üzeri 12, sarı kutular da 2 üzeri 13 gram. Ve L aracıyla taşınan malların bir analizini yapalım. L aracıyla 8 tane sarı kutu taşınmış. 8 çarpı 2 üzeri 13 artı L aracıyla 7 tane beyaz kutu taşınmış. 7 çarpı 2 üzeri 12. Şimdi bunları toplarsak eğer, ama toplayamayız çünkü burada 2 üzeri 13 var, burada 2 üzeri 12 var. Bu 2 üzeri 13 aslında 2 üzeri 13 aslında 2 üzeri 1 çarpı 2 üzeri 12 değil midir? Dolayısıyla biz bunu 8 çarpı 2 üzeri 1 çarpı 2 üzeri 12 artı 7 çarpı 2 üzeri 12 haline getirebiliriz. Şimdi burada ne yaptım? Aslında 2 üzeri 13'ü bu şekilde yazdım. 8 kere 2 16. 16 tane 2 üzeri 12 oldu artı 7 tane 2 üzeri 12 oldu. Toplamda da 23 tane bunu şöyle yazayım, şuraya yazayım. 23 tane 2 üzeri 12 oldu. O zaman L aracıyla taşınan kutuların ağırlığı bu kadar. Bizim toplamdan bunu çıkarmamız gerekiyor ki neyi bulalım? K aracıyla taşınanları. O zaman 2 üzeri 17'den yani toplamdan 23 tane 2 üzeri 12'yi çıkarmam gerekiyor diye söyleyebilirim. O zaman şimdi yapmam gereken şey aslında 2 üzeri 17'yi de 2 üzeri 5 çarpı 2 üzeri 12 şeklinde yazmak. Bu sayede ikisi de 2 üzeri 12, 2 üzeri 12 olacak. Elma elma olacak. 23'ten 2 üzeri 12'yi çarp
yaptık. Sonrasında diyoruz ki 2 üzeri 5 32. 32'den 23 çıktı. 9. 9 tane 2 üzeri 12 elması var. O zaman işte bu da K'da taşınandır diyoruz. He. Şimdi bunlar birbirlerine eşitti. K derece taşınan ürün sayısını sormuştu. Bu gramı. Bu gramı. Şimdi nasıl hesaplarız? X çarpı, bak K aracıyla taşınan ürün sayısı. X çarpı 2 üzeri 13 tane sarı kutu artı X çarpı 2 üzeri 12 tane beyaz kutu ve toplamı da ne edecekmiş? 9 tane 2 üzeri 12 edecekmiş. Bunu da 2 üzeri 12 yapsak nasıl yapıyorduk? X çarpı 2 çarpı 2 üzeri 12, çünkü 2 üzeri 1 demek aslında bu, artı X çarpı 2 üzeri 12 ve bunları topladığımız zaman bu aslında 2X'tir, bu da X'tir. Toplamda 3X çarpı 2 üzeri 12 eşittir. 9 çarpı 2 üzeri 12 ediyor. 2 üzeri 12 zaten aynı. O zaman 3X eşittir 9'da X eşittir 3'tür diyorum. Cevabımızın A seçeneği, pardon yanlış patladım, 6 olduğunu, çünkü bu ikisinin, bu 3 ise, bu 3 tane kutuysa toplamda K aracıyla 6 kutu taşınmıştır diyorum. Sarı ve beyaz kutular olmak üzere. Süper bir şekilde bunları tamamlamış olduk. Hadi bakalım ödüllü sorumuzu yap, yorumları yolla. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.